Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan. Terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda ya. Mustafa Kemaller yenilmez. Bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 5 Mayıs 2023 Cuma Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo'da. Türkiye'nin halkçı, devrimci yayın organlarında televizyon gazetesine başlıyoruz. Ne var ne yok. Vallahi ne diyeyim yani bu seçimler e, gündemi öyle bir meşgul ediyor ki. E, ama iyi de oluyor. Şu anlamda iyi oluyor. Kimlik tespiti yapıyoruz. 10 e, senedir anlattığımız şeyler bir bir ortaya çıktıkça e ama hani sen de e al işte. E, deme hakkımız da oluyor e, mesela Kemal Kılıçdaroğlu Rusya ile değil Batı ile ilişkiler öncelik vereceğiz demiş. E, verin bakalım. Verin verebilirseniz. E, şey Putin'e suikast meselesi vardır. Rusya'nın kalbine saldırı çatışmanın boyutunu değiştirir diye bir değerlendirme var. Ona bakacağız. Kennedy konuşmuş. Bu Junior Kennedy. Tunca, o ne be? İnsanoğlunun şaşkını beyaz giyermiş kış günü. Beyaz ayakkabılar. Yağmur var bilmem ne var. Beyaz giyme iz olur siyah giyime toz olur. Ama yakışmış bak söyleyeyim delikanlı adamsın, genç adamsın. Ya, bir ayakkabı ben beyaz ya şey süt gibi. Ben cesaret edemem yani böyle bir havada onu giymeyi. Helal olsun. Ne diyorum ben? Ha Kennedy, Junior Kennedy. Bu adam giderek önem kazanmaya başladı Amerika siyasetinde. Demiş ki Zelenski NATO'ya hayır diyerek barışı e, getirirdi. E, senin memleketin, senin devletin, senin hükümetin e, NATO'ya hayır demesine engelledi e, Bay Kennedy. Putin'e suikast tartışması sürüyor. Ankara'da Rusya-Ukrayna gerilimi yaşanmış. Mustafa Şentop'a helal olsun o, orada koymuş postayı falan demiş. Emperyalizm heveslendi diye bir haber var. Bu birçok gazetede var çeşitli başlıklar altında var. Ne diye var? İşte şey, e, The ekonomist e, açık açık Erdoğan'a posta koymuş. Ya size ne bu seçimi biz yapıyoruz tövbe ya Rabbim. Çavuşoğlu da bununla ilgili bir açıklama yapmış. Ona da bakarız. Zengin daha zengin, fakir daha fakir oldu. Bu tabloyu değiştirmek için diyor Vatan Partisi'nin 171 işçi adayı bu tabloyu değiştirmek için adayız. TÜİK'e göre en yüksek gelire sahip %20'li grubun toplam gelirden aldığı pay 1.3 puan, puan artarak %48'e çıkmış. Yani nüfusun %20'si toplam gelirin %48'ine alıyor. Adalet mi ya bu? Kemal Bey bir adalet yürüyüşü yapsana bak adaletsizlik var burada. Ha bunlar seni ilgilendirmiyor. Ya, anladım. Ya tamam peki peki. E, ...hapisteki e, KHK'lıları ve e, HDP'lileri kurtarmak için adalet yürüyüşü yaparsın. Tamam, yapma. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Yabancı yatırımcı sorunu yok, mandacı sorunu var demiş Serhat Latifoğlu. E, i̇lginç bir yazı olsa gerek bakalım. ABD planı çözüm, Nedim Şener yazmış. Neymiş bu çözüm, bakacağız. HDP'nin sloganı bile kan dilden gelmiş... Ondan sonra tabii bazı değerlendirmeler var iç siyasetle ilgili Ekrem Atayar'ın. Ha bu akşam e, saat 20.30'da Ekrem Atayar ve arkadaşlarının e, güzel bir konseri var. Aslında konser de değil. E, Ekrem'in olduğu yerde konser sadece konser olmaz bir tartışma platformu, bir foruma dönüşür. Çünkü o konuşur, karşısındakini konuşturur, e, konuşalım der. Konuşur. E, zaten baksana konserin başlığı da o konser anlatı ekrana Atar konser, konserans topluluğu konferans gibi konserans topluluğu Sabahattin Ali'den Ruhi Suya Sol Anahtarı 5 Mayıs Cuma yani bugün saat 20.30'da Tarık Akan Konferans Salonu Ataköy'de yapılacak Marmaray Ataköy durağının hemen karşısı Ha ücretsiz para vermiyorsunuz e, girmek için Ekrem hayır işlerine başladı galiba. Hayırdır Ekrem yani. E, bir sürü masraf e, şeyler efendim söyleyeyim provalar şunlar bunlar e, ya bir yerden parayı buldu ya hayır işlerine başladı. İyi yapmış. E, bir bilgi de ben vereyim. E, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve e, Vatan Partisi MKYK üyesi e, İstanbul Milletvekili adayı Şule Perinçek'te katılacaklar. Konseransa ee, onu söyleyeyim. Ya Halil Nebiler seninle ne zamandır görüşemiyoruz. Bir elini sıksak bir iki laf etsek falan diyen var mı aranızda? Hala var mı ya? E, peki tamam ben de orada olacağım. <laughs> Bekleriz efendim. Ee, güzel bir şey olacağı benziyor. Ha ne diyorduk? Başka, başka, başka. Trabzon Hüdapar'ı kovmuş. <laughs> ne yaptın Trabzon. 300 milyarı dışarıda ararken içeride bulduk demiş Merkez Bankası Başkanı ve dolarizasyonu bitireceğiz diye bir başka başlık. Avrupa, Amerika'nın baskısı altında, pençesi altında diyelim biz ona. Ama yani başka da çareleri yok. Çin olmadan yapamayız demiş. Yapamazsınız be şekerim ben size 50 bin defa söyledim. Ee, ABD'ye karşı zaferi birlikte ilan etmişler. Kim ilan etmiş? İran e, Cumhurbaşkanı Reisi ve Suriye Arap Cumhuriyeti e, reisi e, Beşar Esad ilan etmişler. İsveç'ten Türkiye'yi ikna yasası, inanmayın o yasaya yarın öbür gün kaldırırlar. Avrupa'da kiralar fırlamış. <laughs> Hep biz Avrupa'yı örnek alırdık. Batı, Batı falan derdik ya bu sefer Avrupa bize örnek almış ama hiç de iyi olmamış. Nasıl bizde kiralar fırladıysa orada da kiralar fırlamış. Türkiye'nin balistik füzeleri sahaya çıkıyor imiş. Gabar'ın kızlarını yazmış Hürriyet. Unuttuklarımız Gabar'dan daha değerli diye bir yazı var Milliyet'te ona bakalım. Ve seçim yasakları başladı. Ne var seçim yasaklarında Tuncay? Bana niye söylemiyorsunuz? Yani bak burada yasağı masağı çiğnesek gitti. Bilmiyoruz ki ne yasak. İyi tamam bakalım öğrenelim. Peki arkadaşlar durum budur. Üç aşağı beş yukarı budur. Ee, ama program içinde ne olur ne biter onu ben de bilmiyorum. Yani zaten e, televizyon gazetesinin benim en sevdiğim tarafı... Bak bak kendi programını e, nasıl parlatıyor. Yok yok onu söylemiyorum. Televizyon gazetesinin benim en sevdiğim tarafı e, program içinde ne olacağını ne biteceğini ben bile tam olarak bilmiyorum. Rastgele. Haydi kolay gelsin. Televizyon gazetesine başlıyoruz. Evet, ne demiştik? Ee, ya aslında hiç siyaset değil bu. Ee, dış politikada değil. E, şundan değil, e, dış politika ile iç politika o kadar birbiriyle ilişkili ki, o kadar birbiriyle bağlantılı ki e, nerede hangisinde e, onu kavramak zor. O yüzden ben ayırmıyorum. E, zaten farkındaysanız e, aylardır, yıllardır ikisini e, iç içe götürmeye çalışıyoruz. İki, birini anlamadan diğerini anlayamıyorsunuz çünkü. Şimdi... Ee, Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki Rusya ile değil Batı ile ilişkilere öncelik vereceğiz. Hmm. Nereye demiş? BBC'ye demiş. İngiliz Devleti'nin yayın organına konuşan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dış politikaya dair Türkiye'yi yeniden yönlendireceğiz demiş. E yapabilirsen tabii buyur yani. İzmir mitingi öncesi BBC'den Orla Guerin'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu seçilmesi durumunda Kremlin'le değil Batı ile ilişkileri öncelik vereceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu bunu uygar dünyanın bir parçası olmak istiyor sözleriyle savundu. Allah sana çok şükür ya Rabbi. Uygar dünya neresiymiş? Batıymış. Kremlin ne e, bu durumda? E, i̇lkel dünya oluyor değil mi? Vahşiler. <laughs> Texas Tomix okuyanlarınız varsa e, orada kızıl derillere vahşiler der beyaz adamlar. Uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz. Yahu senin uygar dünya dediğin, tarihin son 300 yılında Belçika Kongosu'nda e, elmas madenlerinden kaçmasın diye insanların ayağından birini kesen uygar dünya. Senin uygar dünya dediğin, Afrika'yı talan eden uygar dünya. Senin uygar dünya dediğin. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusunda PKK, PYD'ye 50 bin tır silah veren uygar dünya. Senin uygar dünya dediğin Türkiye'de 15 Temmuz 2006 tarihinde darbe girişiminde bulunan uygar dünya. Te Allah'ım ya! Derya Hanım, ne yapalım ayrıntısına bakalım mı? Bakalım peki Derya Hanım buyurdu. Bakıcıyız artık başka çaremiz yok. 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Cumhurbaşkanı Derya bir de seni merak ediyorlar biliyor musun? Ya Halil abi kim bu Derya ya falan diyorlar. Ben de diyorum ya ya işte 60 yaşlarında çirkin bir kadın işte falan diyorum. Ama bayağı meşhursun yani camiada haberin olsun. Ne bilsinler senin manken gibi bir şey olduğunu. 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin yabancı basın kuruluşlarında ard arda analizler ve söyleşiler yayınlanıyor. İngiliz BBC televizyonda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Batı ile ilişkilere öncelik vereceğiz dediğini aktardı. Cefer'in yayın organı Foreign Affairs'te ise Kılıçdaroğlu'nun Avrupa'yı kucaklayacağı kaydedildi. Avrupa'yı kucaklayacak mı? Nasıl kucaklayacak? ve? Ühü kolların kaç kilometre olmasına neyse kucaklar biz karışmayalım. Onların işine karışmayalım. Rusya'nın Cumhurbaşkanı ondan sonra seçimi kaybeder Halil senin yüzünden oldu der. Değil mi? Yani aman bir de onunla uğraş işin yoksa. Rusya'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı müttefik olarak gördüğü seçilmesi durumunda Erdoğan'ın NATO'da iddialı tutum takınacağı belirtildi. Yayınlarda Türkiye'de güvenlik endişesi olduğu da savunuldu. Türkiye'de güvenlik endişesi olduğu savunulmuş. Benim rahmetli annem Besime Hanım Üskübe Köprülü'ye yakın Ivankovski Kowski Türklerin deyimiyle Yuvanlı köyünde doğmuş. İşte 55-56'da gelmişler. Lüleburgaz'da kalmışlar birkaç sene. O arada ben de doğmuşum. Ben iki yaşındayken Sefaköy'e gelmişler. Ama e, kadın yani e, dik kadın böyle, Rumeli kadını. Ondan sonra Uğur Mumcu'nun arabasına bomba konulduktan e, bir gün mü iki gün sonra mı ne erken uyandım. Araba bahçede park halinde. Saat altı falan, altı buçuk. Bir baktım annem arabanın altına eğilmiş bakıyor, orasına eğiliyor bakıyor falan. Güvenlik endişesi budur. Aman oğlumun arabasına da bomba koymuşlar mıdır diye kadın kontrol yapıyordu. Sonra işte 2007-2008 biliyorsunuz Ergene Konballos. Bir sabah uyanıyorum bakıyorum eşim salonun penceresinden sokağa perdeyi aralayıp bakıyor. Acaba Halil'i almaya geldiler mi? Bakın güvenlik endişesi budur. 2016'dan sonra, o darbe gecesinden sonra benim hiçbir güvenlik endişem kalmadı. Ha şimdi birilerinin güvenlik endişesi varsa, ha onlar endişe duysunlar. Bak, onlar endişe duysunlar. Burada bahsedilen şey, hiçbir şeye benzemez. Vatana ihanetin korkusu, millete ihanetin korkusu, onların korkusudur, onların endişesidir. Onlar endişelensin. Rahmetli artık Endişelenemez. Eşimin de öyle bir kaygısı kalmadı. Benim de öyle bir kaygım kalmadı. Hiçbir kaygımız yok. Zaten o zamanlarda aman alırsınız alın yahu falan diyorduk. Ama şimdi birileri endişeleniyorsa bu Türk milletinden endişesi değildir. Onu hemen vurgulayalım. Ondan sonra... Milliyet İttifakının 30 Nisan'daki İzmir mitingi öncesinde BBC World'de konuştuğu aktarılan yazıda Kılıçdaroğlu'nun şu sözlerine yer verildi. Modern dünyanın bir parçası olmak istiyor. Aa çok güzel. Tamam işte Çin'in bir e, Çinle Asya'yla e, ne bileyim Hindistan dünyada e, bilgisayar teknolojisinin en yüksek olduğu yerlerden biri. E Rusya öyle. E, birlikte olalım. A derdi başka onun. Bağımsız medya ve tam yargı bağımsızlığını istiyoruz. Bağımsız medyayı unut. Kendine bağımlı kaç tane medya kuruluşu var Kemal Bey? Orada CHP aleyhine tek laf söylenebiliyor mu? Muhalefet eleştirilebiliyor mu? Altılı masa. Ya Yılmaz neydi o şeyin adı? Özdil, Özdil. Adam bir laf etti. Anında bir gün tutmadınız ya. Sözcüden de kovdunuz. Televizyondan da kovdunuz. Bağımsız medya istiyormuş. Te. Erdoğan böyle düşünmüyor diyor. Daha otoriter olmak istiyor. Bizle Erdoğan arasındaki fark siyah ve beyaz arasındaki fark gibidir. Ben karışmam sizinle Erdoğan arasındaki farka ama bence aranızdaki fark siyah ve beyaz gibi değil. Daha çok green'in 50 tonu gibi. Yani onu da söylemiş olayım. Kılıçdaroğlu haberin altında imzası bulunan Orla, Orla Guerin'e konuştu. BBC muhabiri Kılıçdaroğlu mitingden önce bana Türkiye'yi yeniden hizalayacağım, Kremlin yerine Batı ile ilişkilere öncelik vereceğini söyledi, ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun ayrıca kazanmaları halinde Erdoğan'ın sessizce iktidarı bırakacağını da söylediği bildirildi. Ya ne yapacak ya? Ya Allah Allah sanki ilk defa iktidar kazanılacak ya da kaybedilecek. Bütün iktidarlar sessizce bırakır gider. Muhalefet de siyasettir. Kılıçdaroğlu'na sandık güvenliğine yönelik kendi işleri de soruldu. Kılıçdaroğlu her sandıkta birden fazla gözlemcimiz olacak. Oyların doğru ve güvenli şekilde atıldığından, sayımın düzgün yapıldığından emin olacağız. Bunu sağlamak için bir buçuk yıldır çalışıyoruz, önlemler alıyoruz dedi. Haberde seçimin ikinci tura kalmasının beklendiği, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmasının Cumhur İttifakı'nın ise mecliste çoğunluğu elde etmesinin öngörüldüğü belirtildi. Bence tam tersi olacak. Ee, Cumhurbaşkanlığı konusunda sanki Erdoğan daha önde ama meclis çoğunluğu konusunda sanki Millet İttifakı falan gibi görünüyordur bakalım. Ee, ama oraya %7 barajına aşıp e, bir grup kurarak... Meclise girecek olan Vatan Partisi bütün bu dengeleri değiştirir onu söyleyeyim. Cefere'nin yayın organı Affairs'te de Soner Çağap'ta imzasıyla Türkiye'nin dirençli otokratı, devletin kolları ve güçlü dostları Erdoğan'ın en zor seçimi kazanmasına nasıl yardımcı olabilir başlıklı bir yazı yayınlandı. Soner sana e, sütümü helal etmiyorum da, analık hakkımı, dur karıştırdık. Bu sonar daha bu, şu kadardı. Darüşşafaka'da okuyordu. Bizim Ali'nin kardeşi bu. Ali de benim sınıf arkadaşım üniversiteden. Ya hani İstanbul'a gidiyorsun, son, sonları bir çıkarsan hani şöyle bir hava alsa çocuk. Hani aile olmadan, bir yakın olmadan çıkamıyorlar ya. Ben alırdım bunu. işte. köfte ısmarlardım falan. Bir dolaştırırdım. Helal etmiyorum ona. Gittin Amerika'nın şeyi oldun. Neyse neyi. Yazıda Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda ülkeye yabancı sermaye girişinin artacağı kaydedildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Erdoğan'ı müttefik olarak gördüğü de belirtilen yazıda Kılıçdaroğlu için Avrupa'yı kucaklıyor ifadesi kullanıldı. Erdoğan'ın seçilmesi durumunda NATO'ya karşı oyun bozan tavrını arttıracağını bildirdi. Yazılı özetle şunlar kaydedildi. Hem Rusya hem de Suudi Arabistan için Erdoğan otoriter eğilimli ve batıdan uzaklaşması nedeniyle cazip Putin, Türk lideri ABD liderliğindeki liberal uluslararası düzenin, düzeni baltalamasına yardımcı olabilecek bir müt, müt tefik olarak görüyor. Suudi Veliaht Prensi de muhafazakar bir otokratla anlaşmayı, demokrasiyi ve Avrupa'yı kucaklayan Kılıçdaroğlu'na tercih ettiğini açıkça ortaya koydu. Erdoğan 14 Mayıs'ta muhtemelen böyle bir sonucu hedefliyor. Mecliste açık bir zafer ve Cumhurbaşkanlığı için ikinci tur seçim. Bu senaryoda Erdoğan ikinci tura hazırlanırken seçmenlere bölünmüş bir hükümetin Türkiye için felaket olacağını ve istikrarı korumak için kendisini yeniden Cumhurbaşkanlığı'na getirmeleri gerektiğini söyleyecektir. E söyleyecektir yani bu yeni bir şey değil. Putin'in Hoşuna gidecek şekilde Türkiye muhtemelen NATO'da kalmaya devam edecek olsa da yeniden seçilen bir Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile birlikte ittifak birliğini baltalayan bir oyun bozan olarak daha iddialı davranabilir. Ya Orban'a benzetmişsiniz ama Orban adamdır, adam, adam. Adamın dibi. Orban ülkesinden sorusu kovan ilk adamdır. LGBT'ye karşı direnen ilk adamdır. Orban adamdır. Keşke Erdoğan da Orban kadar dümdüz yürürse. Bizimki biraz sağa, biraz sola, şöyle, böyle yalpalayıp duruyor. Erdoğan Orban'la birlikte 21. yüzyılın başlarında popülist otoriterliği icat etti ve bu model o zamandan beri Trump, Netanyahu ve Bolsonaro'da dahil olmak üzere başka liderler tarafından kopyalanmış bile olsa bile Erdoğan en iyi uygulayıcısı olmaya devam ediyor. Bolsonaro, Bolsonaro sizin adamınız. Bolsonaro'yu niye karıştırıyorsun? Netanyahu da sizin adamınız. Trump sizin başkanınız ya. Erdoğan'la ne alakası var onun? Putin Türk mevkidaşına nakit transferleriyle de yardımcı olabilir. Hem Rusya hem Suudi Arabistan için Erdoğan otoriter eğilimli ve batıdan uzaklaşması nedeniyle cazip. Bak şimdi diyor ki Putin Türk mevkidaşına nakit transferiyle de yardımcı olabilir. Yani diyor ki Putin Erdoğan'a para da verebilir. Ya verirse verir. Sizde ne? İki devlet arasında bir alışveriş. E siz vermiyor musunuz? Siz Türkiye'deki NGO dediğiniz kurumlara, medyaya para vermiyor musunuz? Fonlamıyor musunuz? Ha Putin verirse ne diye verir? Yatırım diye verir. Bilmem ne diye verir. Ta ne adamlar bunlar ya. Allah'a billaha. Hem Rusya hem de Suudi Arabistan için Erdoğan otoriter eğilimli ve batıdan uzaklaşması nedeniyle cazip. Putin, Türk lideri ABD liderliğindeki liberal uluslararası düzeni baltalamasına yardımcı olabilecek bir müttefik olarak görüyor. İyi, doğru görüyor o zaman. Suudi Veliaht Prensi de muhafazakar bir otokratla anlaşmayı demokrasi ve Avrupa'yı kucaklayan Kılıçdaroğlu'na tercih ettiğini açıkça ortaya koydu." demiş. Yanlış. Erdoğan zannettiğiniz kadar Batı'dan uzaklaşan bir adam değil. Özellikle mesela son aylarda "Aman Batı bana bir şey demesin. Aman Amerika'yı kızdırmayayım." diyen biri. Yani öyle siyahla beyaz arasında bir fark yok Kemal Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında. Ancak olsa olsa Green'in 50 tonu. Dan biri. Pah. Bu. Ama bu uluslararası yayınlar e, Türk medyasını bayağı bir e, heyecanlandırmış. Akşam gazetesi mesela birinci sayfasına emperyalizm heveslendi diye bir başlık atmış. Diyor ki Batı medyası seçim öncesi yine algı manşetleriyle çıktığı Fransız Le Express ve Le Point ile İngiliz ekonomist açık açık Erdoğan gitmeli diye yazdı. Muhalefeti övdü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun prangalardan kurtuldukça saldırılar artıyor. Patolojik hale gelen Erdoğan düşmanlığını esefle karşılıyoruz diye tepki gösterdi. Ee, ve Ulusal Kanal Haber Merkezi ekonomiste haber yapmış. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Batı'nın siyaseti şekillendirme çabaları da hız kazandı. İngiliz The Economist gazetesi altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğini ilan etti. Batı'nın yeni hükümetten beklentilerini sıraladı. İngiliz derginin analizinde Kılıçdaroğlu'nun NATO ve Batı ile ilişkileri düzelteceği vurgulandı. Oy verin, demokrasiyi kurtarın gibi çağrılarla seçmen dışarıdan yönlendir yönlendirilmeye çalışıldı. İngiltere Merkezi ekonomist dergisi Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti. İngiliz dergi sayılı günlerin kaldığı 14 Mayıs seçimlerini kapağına taşıdı. Derginin 2023'ün en önemli seçimi başlıklı yazısında 14 Mayıs'ta seçimlerde AK Parti iktidarının yenilgiye uğrayabileceği yorumu yapıldı. Türk halkı daha özgür, daha az korkulu ve zamanla daha müreffeh olacaktır. Yeni bir hükümet Batı ile yıpranmış ilişkileri onaracaktır. Yazıda Türkiye ile NATO arasındaki çatlağı gidirecek kişinin Kılıçdaroğlu olduğu vurgulandı. Bir muhalefet zaferi Türkiye'nin komşuları için de iyi olur. Batı için çok büyük jeopolitik değere sahip olur. Türkiye bugünlerde Avrupa'nın geri kalanından neredeyse tamamen uzaklaşmış durumda. Türkiye'nin NATO ile arasındaki çatlak da düzelmeye başlayacaktır. Türkiye NATO üyesidir ancak Sayın Erdoğan Orta Doğu'da yıkıcı bir aktör olmuş, ve Rusya ile daha yakın ilişkiler kurmaya çalışmıştır. Osman Kavala'dan da, efendim Selahattin Demirtaş'tan da eğer harp okulu öğrencileri darbeci diye yıllardır içeride onların da hakkını hukukunu savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız bize. İngiliz dergisi Batı'nın Kemal Kılıçdaroğlu ve Altılı Koalisyon'dan beklentilerini sıralarken Kılıçdaroğlu'nun terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a özgürlük ve KHK'lıları görevlerine iade etme vaadini hatırlattı. Türkiye'de demokrasi yaşam destek ünitesine bağlı. Türkiye'nin siyasi tutukluları arasında Kürt Partisi'nin lideri de bulunuyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunun tersine çevirmeyi vaat ediyor. Cumhurbaşkanı olan Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına saygı gösterme ve tutukluları serbest bırakma sözü veriyor. Yazıda Kılıçdaroğlu'nun seçilmesiyle Türk ekonomisini de yeniden batı rotasına sokma beklentisi dile getirildi. Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığını kazanırsa bankanın bağımsızlığını geri getirme ve enflasyonu tek haneli rakamlara indirme sözü verdi. Bu şanslıysa yabancı yatırımdaki çöküşü de tersine çevirecektir. Making it clear that we support opposition leadership İngiliz derginin yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak içtenlikle destekliyoruz ifadeleri kullanıldı. Muhalefetteki tüm partileri Kılıçdaroğlu'nun etrafında birleşme çağrısı yapıldı. Demokrasiyi kurtarın, oy verin gibi çağrılarla da seçmen dışarıdan yönlendirilmeye çalışıldı. Evet haber bu. Habere döneceğiz şimdi. Gazeteden de döneceğiz de. Bu arada bir son dakika, bunlar artık son dakika haberi olmaktan da çıktı. Günlük rutin işler haline geldi. MIT e, yine e, bulmuş. Terör örgütü PKK-KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmiş. Neçirvan ben sana demedim mi? Teşkilat sizi bulur diye. Ha? Teşkilat sizi bulur. Bu artık e, günlük rutin iş haline geldi. Mit her gün e, bir üst düzey görevliyi buluyor. <laughs> Pert. Kolay gelsin. Ellerine sağlık. Şimdi e, şu işe bir bakalım. İletişim Başkanı Fahrettin Altun prangalardan kurtuldukça saldırılar artıyor. Patolojik hale gelen Erdoğan düşmanlığını esefle karşılıyoruz diye tepki gösterdi. Esefle karşılamayın canım. The Economist, Le Point ve e, Le Express'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe e, hedefe haberlerine diye bir şey olmaz. Hedefe koyan olur. Hedefe koyan haberlerin için başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi. Şimdi arkadaşlar bakın, e, bu Erdoğan'ı hedef alma de haberi değil bunların hiçbiri. Erdoğan zaten 2014'ten beri, hatta 2000 tabii 2014'ten beri hedefte. Haçanki silivir duvarları yıkıldı. Haçanki Türk subayı, Türk aydını, Türk siyasetçisi, Türk gazetecisi Silivri e, betonuna gömüle, gömülmekten kurtarıldı. O günden bu yana Erdoğan zaten e, Amerika'nın sevmediği bir adam. Bu haberlerin asıl amacı Erdoğan'ı hedefe koymak değil, asıl amacı Kemal Kılıçdaroğlu'na yani Millet İttifakı'na destek vermek. Ne gibi? Biden'ın seçilmeden önce yaptığı açıklama gibi biz Erdoğan'ı darbeyle devirmeyeceğiz... Ama muhalefeti birleştireceğiz, güçlendireceğiz ve Erdoğan'ı böyle yıkacağız. Şimdi mesele Erdoğan'ın düşman Erdoğan düşmanlığı değil burada. Mesele Kemal Kılıçdaroğlu dostluğu. Erdoğan Kılıçdaroğlu Avrupa'yı kucaklayacak. Hayır, Avrupa Kemal Kılıçdaroğlu'nu kucaklayacak. Amerika Kemal Kılıçdaroğlu'nu kucaklayacak. Bayağı bir kucaklayacak böyle kucaklayacak işte saracak, sarmalayacak, pamuklara saracak falan. E, etaminlere, e, ipeklere e basmalara saracak ve iktidara getirmeye çalışacak. Peki de Peki de Batı'nın Türkiye ile ilişkisine Batı Türkiye'yi kuşatıyor mu? Kuşatıyor. Türkiye'yi bölmek istiyor mu? İstiyor. PKK'ya FETÖ'ye kucak açıyor mu? Açıyor. EB Kemal Bey bu batı seni kucaklarsa sen bundan hicap duymayacak mısın ya? Bu batı, bu Atlantik, bu NATO, bu Amerika bana ya Halil bakmayın öyle bağır çağırır ama iyi çocuktur dese ben sokağa çıkamam ha utancımdan. Eğer düşmanın seni övüyorsa sende bir numara var demektir. Neyi bileyim. Nedim Şener de şöyle bir şey yazmış. ABD planı çözüm yine bu haberlerle ilgili. Bakın iç siyaset, dış politika ne kadar birbiriyle iç içe geçmiş. Çünkü çünkü e, Türkiye'de siyaset milli bir siyaset değil. Partilere bakın. Partilerin hiçbirinin programı siyasete yansımıyor. Parti, part. Yani parça diğerlerinden farklı anlamına gelir. E, hiçbirinin birbirinden farkı yok. Yani bakın Millet İttifakı'na HDP neyse Cumhur İttifakı'ndaki Hüdaparo şeydeki partilere bakın hepsi NATO'cu, hepsi özelleştirmeci hepsi serbest piyasacı. E, o zaman tabii yani e, milli bir siyaset diye bir şey kalmıyor ortada. E, Nedim ne yazmış? Demiş ki ABD planı çözüm PKK HDP ile CHP'nin Türkiye'nin bölünme stratejisi. PKK ve siyasi kolu HDP Yeşil Sol Parti yönetimi ile PKK HDP'li Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması sadece seçime yönelik basit bir işbirliği değil, amaç birliğini yansıtıyor. PKK HDP'li Sırrı Süreyya Önder dün açıkladı. Yeni bir çözüm süreci bekliyoruz. CHP neden yapmasın? Sadece o değil. PKK, HDP eş başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan da aynı beklentilerini açıklamıştı. PKK, HDP'li Sezai Temelli dahil hep birazdan açılımı muhatabı olarak adlandırdıkları PKK elebaşı Öcalan'a özgürlük naraları attılar. Kemal Kılıçdaroğlu tüm bunlara hiç itiraz etmezken amaç birliği çerçevesinde destek açıklamaları yaptı. Kılıçdaroğlu'nun PKK-HDP ile amaç birliği 2018'e dayanıyor. Somut adımı, iki, e, somut adımı 2 Haziran 2018'de Sözcü Gazetesi'nde Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı olarak çalışma yaptık. Başında İbrahim Kaboğlu vardı. 3 aşağı 5 yukarı bir mutabakat metni şu an elimizde diyerek duyurmuştu. Anayasal Demokrasi Çalışması Yol Haritası başlıklı anayasa değişiklik çalışmasına CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partililer katılmıştı. Türk, Türk Milleti, Yüce Türk Devleti, ölümsüz önder ve işsiz kahraman Atatürk, vatan gibi tanımların çıkartıldığı taslakta özertlik ve çift dilli eğitim gibi Türkiye'nin bölünmesinin temelleri atılıyordu. Partililerden bile saklanacak derecede mahremiyet içinde yapılan çalışma daha sonra 2020 yılında İyi Partili Ümit Özdağ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Kılıçdaroğlu elimizde dediği çalışmayı sonradan yalanlamaya çalışsa da PKK-HDP ile işbirliği 2020'de evet dediği Irak ve Suriye'de terörle mücadele için gerekli tezkereye 2021 yılında hayır oyu vererek amaç birliğine dönüştü. 2022'de de bir daha evet demeyeceklerini açıkladı. Seçim sürecinde ise PKK-HDP'li Demirtaş'ın serbest bırakılması, Özerklik açıklaması, siyasi parti kapatmama, PKK'ya yardım ya taklık eden belediyelere kayyum atanması yapılmaması, KHK ile ihraç edilen PKK ile ilişkili kişilerin görevlerine iadesi amaç birliğini ortaya koydu. Elbette bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye, Irak ve Türkiye hatta İran topraklarında bölünmeyle oluşturmak istediği terör devleti yapılanması hedefinin bir parçası. ABD bunu topraklarında Talabani, Suriye'de PKK YPG, Türkiye'de ise silahlı gücü kalmadığı için <laughs> PKK'nın siyasi kolu HDP ve onun amaç birliği yapan Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirmeyi amaçlıyor. <laughs> Nitekim 1 Mart 2023 tarihinde Rudav isimli internet sitesinde KYB lideri Bafel Talabani, "Gelin PKK ile Türkiye arasındaki barışı sağlayalım." Mam Celal, Celal amca demek. Mam Celal yapabildiyse biz neden yapmayalım? Partilerin bayrağı yerine Kürdistan bayrağını taşıyalım. Bütün bunları hep beraber yapabiliriz çağrısı yapmıştı. Bunun ardından Cuma Kodatlı PKK KCK'lı terörist Cemil Bayık 1 Mart 2023 günü ANF'de Çözüm için gerek Türkiye kamuoyunda ki bu gelişmektedir, gerek Türk devletinde gerekse başta ABD olmak üzere uluslararası alanda gerçekten ciddi bir irade oluşursa Kürt tarafının buna hem istekli hem de hazır olduğunu rahatlıkla belirtebilirim. İşte tam bu noktada ABD ve uluslararası toplumun olumlu rol oynaması gerekmektedir. ABD ve uluslararası toplumun oynayacağı rol önemlidir. Türkiye üzerine baskı kurmalıdır dedi. Peki geldiğimiz nokta ne? Geldiğimiz nokta şudur. ABD, Irak'ta Talabani, Suriye'de PKK-YPG eliyle bölünme planını ilerletti. Türkiye'de ise silahlı gücü kalmayan PKK üzerinden değil, siyasal ayağı HDP-YSP üzerinden Kılıçdaroğlu ile geliştirilen işbirliğiyle bölünmenin zemini hazırlanıyor. Nitekim PKK-HDP-YSP'lilerin yeni bir çözüm açılım sürecinden söz etmeleri bundan kaynaklanıyor. Bunun için ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri başta uluslararası güçleri Türk devleti üzerine baskı oluşturması ve PKK ile başı Öcalan'la görüşme yolları açılması ile yeniden demokratik özellik stratejisinin kabulü sağlanması bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile hedef, e, hedeflerimiz örtüşüyor tırnak içinde. Kürt sorununa demokratik çözüm gelecek diyen PKK HDP'li Mithat Sancar'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi meclisteki milletvekili sayısı ile anahtar olacaklarını belirtirken bizsiz bir meclis iki tarafta çoğunluğu sağlamamalı. Biz bu gücümüzü çözüm yönünde kullanacağız demesi de bundan. Kılıçdaroğlu'nun söz verdiği gibi yasa ve anayasa değişiklikleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bölme, e, bölünme için kullanacaklar demiş. Ama bakın Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisi yok, MHP'nin ideolojisi yok, AK Parti'nin ideolojisi yok, İYİ Parti'nin ideolojisi yok. Amerika'nın ideolojisi var. Hepsi bu. Yani milli bir siyaset yok ortada. E peki bu yapılacak seçimler ne olur böyle? Ne sonuç verir? Hiçbir sonuç vermez. Seçim karakolda biter. Ya da 3 ay sonra, 6 ay sonra bir seçim daha yapılır. Bunlar çözemez. Bunlar bu ıı, tavırla e, bu işi çözemezler. Netekim bakın sloganı bile Kandil dil veriyor. Sloganı bile Kandil dil veriyor. Sloganı bile Kandil veriyor. HDP'nin sloganını bile PKK belirledi. Kandil'deki PKK ile başları Yedili Koalisyon'un Cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'ye destek açıklamalarını sıklaştırdı. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan sözde KCK yürütme konseyi eş başkanı PKK'lı terörist elebaşı Cemil Bayık yeniden terör örgütünün yayın organına konuştu. Tek amaçlarının baş e, Başkan Erdoğan'ı iktidardan iktidardan düşürmek olduğunu belirten Bayık, Yedili Koalisyon ve e, Yedili Koalisyon ve Kılıçdaroğlu'na oy verin çağrısı yaptı. PKK'nın yayın organı Zarhebun gazetesine konuşan elebaşı Yeşil Sol Parti'nin seçimden en güçlü biçimde çıkmasını sağlamak, Tayyip Erdoğan'ı da düşürmek doğrultusunda oy kullanmak ve en güçlü biçimde bir sonuç almak önemlidir. Bu seçimin sloganı, tek yol yeşil sol olmalıdır demiş. Bak bulduğu slogana bak ya, tek yol yeşil sol. <laughs> Tövbe Rabbim ya Resulullah. Yani bu kadar her şey ayan beyanken, savcıların ne iş yaptığını, ne zaman bir şey yapacaklarını anlamak biraz zorlaşıyor tabii. Hele Anayasa Mahkemesi'nin. Bakın her şey o kadar açık yapılıyor ki o kadar açık ki. Ceyhun Bozkurt dostumuz, gazeteci arkadaşımız açık açık yazmış. Sezgin Tanrıkulu'nun bir tweet'i üzerine yazmış. Sezgin Tanrıkulu diyor ki, çocukluğumdan bu yana kulpa giderken ve gelirken hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim. Fisteyim. Bahar gelmiş coğrafyamıza, 15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek. Ceyhun Bozkurt da diyor ki, Fis terör örgütü PKK'nın 1978 yılında kuruluş kongresini yaptığı yerdir. Terörist başı Abdullah Öcalan ve 21 elebaşı örgütün kuruluşunu buradan ilan etmiştir Tweet'teki mesaj çok net. Kimlere selam gönderildiği de. Şimdi diyebilirsiniz ki ne var ya bunda? Fiz de Türkiye'nin bir toprak parçası değil mi? E, doğrudur. Ama mesela benim için Kadıköy Fenerbahçe Stadı ayrı bir yerdir. Farklı bir yerdir. Şimdi e, o toprak parçasına hangi gözle baktığına bağlıdır. Bu arkadaş bu toprak parçası da, bu köy de Türkiye'nin bir parçası diye bakmıyor ki. O gözle bakıyor. Benim Fenerbahçe stadına baktığım gözle bakıyor. Hani bu kadar açık yapılıyor her şey. Hiç kimsenin gizli saklısı yok. Hiç kimsenin. Ve Ekrem Atayar diyor ki, ya boş verin konuşsunlar diyor, konuşsunlar ama iyi ki konuşuyorlar diyor. Şimdi ben Ekrem'le biraz aynı fikirdeyim. Şu anlamda Ekrem Atayar diyor ki, Ali Babacan'ın lafları üzerine. Kızmayın, kızmayın. Bırakın konuşsunlar. Tam zamanında söylüyorlar. Anayasanın 66. maddesini gözden geçireceklermiş. Türk vatandaşı kelimesi rahatsız etmiş. Oldu olacak sınırları da yeniden belirleyeceğiz deyin. İş tamamına ersin demiş. Valla konuşsunlar, şundan konuşsunlar. Biz kimlik tespiti yaparız. Gerisi hakim beyin işidir. Biz kimlik tespiti yapıyoruz şu anda. Yani öyle de açık konuşuyorlar, öyle de net konuşuyorlar ki Vallahi ilginç. Ha bu e, dış politika ile iç politikanın birbirine bu kadar girmesi, tabi rahatsız edici tarafları çok yüksek. E, muhalefeti memnun edici tarafları da var. Ama siyasi iktidar rahatsız oluyor. E, mesela Çavuşoğlu e, bir açıklama yapmış e, bunlarla ilgili diyor ki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Erdoğan gitmeli kapağıyla çıkan The Economist'e sert tepki. Erdoğan olmasaydı dünyada gıda krizi dünya gıda krizi yaşayacaktı. Ekonomistin bir sonraki sayısında makalem yayınlanacaktı. Onu geri çekiyor. Eyvah! Ekonomist şimdi bitti işte. Artık gerisini sen düşün ekonomist. Mevlüt Çavuşoğlu yazısını çekmiş. Bittiniz lan siz. Bittiniz abi. Mevlüt Çavuşoğlu'nun yazısı olmadan ekonomist olur mu? Vallahi yanıldınız. 14 Mayıs'ta demiş. Milletimiz bunlara cevabı verecek. Ne demiş? Var mı videosu? Bakalım. Ekonomist dergisi e, bugün bir e, dergi yeni dergisi çıktı. Yeni sayısı çıktı daha doğrusu. Ve bu seçimle ilgili 2023'ün en önemli seçimi diye kapak yapmış. Kapakta. Ama o kapağın içinde Tabi nokta nokta Erdoğan gitmelidir diyor. Erdoğan gitsin, gitmelidir diyor. Bunlar Türk millet adına karar veriyorlar ya da Türk milletine akıl vermeye çalışıyorlar. Erdoğan niye gitsin? Sana ne zararı var? İngiltere'ye ne zararı var? Bunlar İngiltere'nin kontrolü de değil de. Bugün Erdoğan olmasaydı dünya gıda krizi yaşayacaktı. Bugün Erdoğan olmasaydı, Türkiye olmasa bugün Avrupa'nın güvenliği tehlikededir. Yani neden bir ülkenin iç siyasetine müdahale ediyorsunuz? Almanya neden bizim 15 tane yeni açacağımız yüksek seçim kurulundan izin aldığımız noktalarda sandık açmamıza izin vermedi? Bunların hepsi müdahale etmeye çalışıyorlar. Benim de aslında bir makalem vardı ekonomisin son, bir sonraki sayısında yayınlanmak üzere şimdi makalemi geri çekiyorum. Yani böyle Türkiye'nin hadsiz bir şekilde iç işlerine karışanlarla bizim bir işimiz olmaz ama 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecektir. İşte dedim ya ekonomist bitti. Bittin sen ekonomist. Hey tamam bebek her şey bitti artık <laughs> bu havada. <laughs> Yahu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın yayınlara yaptığı verdiği tepkiye bak. Ekonomist'e yazı yazacaktım, geri çekiyorum. E, e, ekonomist genel yayın yönetmeni şu anda perişandır. Ya ne yapsak tam Mevlüt Çavuşoğlu'nun yazısını alsak tekrar. Baba diz çöküp yalvarsam mı falan diyordur ya ne bileyim yani o tarafa vuruyorsun bu taraftan ses geliyor. Bu tarafa vuruyorsun bu taraftan ses geliyor. Aa, anlamadım gitti. Şimdi ee, bütün bunlar olurken tarlada iki buçuk lira olan biber markette manavda 25-30 liraya satılırken bu biraz şeye benziyor. Titanik batarken orkestranın hala çalmasına benziyor. Ya arkadaş, zengin daha zengin, fakir daha fakir oldu. Anlamıyor musunuz? Bunları konuşan yok. Değil mi Derya Hanım? Zengin daha zengin, fakir daha fakir oldu. Hiç konuşan yok. Bunu kim söylemiş? Vatan Partisi'nin 171 işçi adayı demiş ki bu tabloyu değiştirmek için adayız. Ya bunları konuşun. Alo. Vay ekonomist ne yazmış? Vay bilmem Le Express ne yazmış? Bilmem neymiş, şuymuş, buymuş. Ne yapacaklar? Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatıyorlar. Millet İttifakı'nı parlatıyorlar işte. Hepsi bu. E bunu konuşun. Kemal Bey bunları konuşsanıza. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunları konuşun. TÜİK'e göre en yüksek gelire sahip %20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay 1,3 puan artarak %48'e çıktı. Burada 10 kişiyiz. 2 kişi geri kalan 8 kişinin yarısı kadar para kazanıyor. E biz neyiz? E biz ameliyiz, zırgatız. Rahmetli Mehmet Ali var o zaman gerçek Türkiye İşçi Partisi'nin lideri, konuşmasına şey diye başlar, alırdı mikrofonu. Marabalar derdi. O hem merhaba hem maraba anlamına gelirdi. Marabayız biz çünkü. Ekonomik krizle birlikte emekçinin yükü arttı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yüzde 85'i ise işveren. Sistem partilerinde işçi adaylar listelerde yok. Vatan Partisi bu konuda hepsine fark atıyor. Çalışma hayatının içinden geliyoruz. Sorunları biz çözeriz diyen işçi adaylar Türk milletinden yetki istiyor. En düşük gelire sahip %20'lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan azalarak %6'ya düştü. Ya adalet mi bu? Kemal Bey adalet yürüyüşü yapıyorsun ya. Asıl bunun için adalet yürüyüşü yapacaksın. Öyle ee, KHK'lılar için, HDP'liler, PKK'lılar için yürüyüş yapmaya benzemez bu. Yap bakalım bak bu adaletsizlik değil mi? Adaletsizliğin Allah'ı. Bunun için yürüyüş yap. Kimi belediye şirket işçisi, kimi apartman görevlisi, kimi de işçilerin oylarıyla seçilmiş yıllarca sendikal mücadelenin içinde... İş güvenliği uzmanı da var, inşaat ustası da, madenci de var, elektrik teknisyeni de sorunları sıralıyorlar. Zengin fakir uçurumu artıyor, güvencesizlik, kayıt dışılık, istihdam, iş kazaları, taşeron, örgütsüzlük. Biz çözeriz diyen adaylar, üretim devrimi programı ve işçinin sesini sesi mecliste yankılanacak dedi. Listede birçok kadın işçi de bulunuyor. Kadınların istihdama katılmasının önündeki engelleri kaldıracaklarını belirten işçiler, Yasalarda öngörülen kreş, gündüz bakım evi gibi taleplerimizi dillendireceğiz diye konuştu. Bugün vatan ve emek mücadelesinin omuz omuz olduğunu belirten işçiler, plan, tasarruf, yatırım, istihdam, üretim ve hakça paylaşım esaslarıyla çalışacaklarını ifade etti. Hemen 5. sayfa ayrıntısına bakalım. Bakın konuşulması gerekenler bunlar bu seçim döneminde. Türkiye'de gelir dağılımı yıldan yıla bozuluyor. TÜİK'in açıkladığı gelir dağılımı eşitsizliği ölç e ölçütlerinden olan e Gini katsayısı verisine göre ülkemizde gelir adaletsizliği 2004'ten bu yana en kötü seviyede. Endeks sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor. 2020 verileri 21 verilerine göre endeks değeri 0.415 oldu. Endeks 2017'de 0.377 seviyesindeydi. 2002 yılında 0.448 olan endeks, 2004'te 0.426 idi. Tüm sosyal transferler hariç tutulduğunda Gini kat sayısı 0.487, emekli ve dul yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal transfer gelirleri hariç tutulduğunda ise 0.423 olarak tahmin edildi. Bu durumda kazançlardaki adaletsizliğin ne boyutta olduğunu ortaya koyuyor. Gelir dağılımındaki bozulma en yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı payın artmasından kaynaklandı. Buna göre 2021'de en yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %48 oldu. Peki neden böyle oldu? Şimdi bilmiyorum onlar bir şey yazmış mı ee, ekonomi servisi ama. Bakın kaç yıldır bağırıyoruz. Bankaların karı %400. %400 kar olur mu ya? Elektrik dağıtım şirketlerinin karı yüzde bilmem kaç. Yüzde bilmem kaç. Kar olur mu ya? Piyasaya hakim 5-6 market zincirinin karı şu kadar. O kadar kar olur mu ya? Bu nedir? Soygundur. Anadolu'da derler ki çok mal yalansız şey çok laf yalansız çok mal dolansız olmaz. Yalan dolan var bu işlerde. İşçisi, memuru, bilmem nesi çalışıyor, çabalıyor. Adamlar yüzde dört kar ederek, yüzde iki kar ederek, yani çalarak gelirlerini arttırıyorlar. E ondan sonra adalet. Yargımıza güveniyoruz. Kastettiğimiz yargı adaleti değil. Sosyal adalet, toplumsal adalet, insan adaleti. Ya ama serbest piyasa diyeceksiniz. Al size serbest piyasa. İşte bu sonuçları getiriyor. Ve bütün dünya buna isyan ediyor. Fransa'da insanlar bu yüzden ayağa kalkıyor. İtalya'da insanlar bu yüzden ayağa kalkıyor. Hindistan'da 1 milyon, 2 milyon insan bu yüzden miting yapıyor. Neoliberal sistem budur. Buna göre 2021'de en yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %48 oldu. Araştırma sonuçlarına göre en yüksek eşdeğer hane halkı kullan kullanılabilir fert gelirine sahip %20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 1,3 puan arttı. En düşük gelire sahip %20'lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan azalarak %6 oldu. Toplumun en yüksek gelir elde eden %20'sinin elde ettiği payın en düşük gelir elde eden %20'sinin elde ettiği payı oranı şeklinde hesaplanan P80-P20 oranı 7,6'dan 7,9'a 7,6'dan 7,9'a. Burada bir eksiklik var arkadaşlar. Efendim? Heh. Yükseldi falan. Ücretlerin de payı düşmüş. Toplam gelir içerisindeki en yüksek payı %46,2 ile bir önceki yıla göre 0,9 puan azalan maaş ve ücret geliri aldı. İkinci sıra %21 ile Önceki yıla göre 3,5 puan artan müteşebbis geliri alırken 3. sırayı %20,2 ile önceki yıllara göre 3,7 puanlık azalış gösteren sosyal transfer geliri oluştu. Tarım geliri, ya işte her neyse bunlar bunlar bunlar. Şimdi ne oluyor? Toplumun geniş kesimleri yoksullaşıyor. En yüksek gelirle en düşük gelir arasındaki uçurum artıyor. Bu nedir biliyor musunuz? Bu sosyal patlama sebebidir. Devrim sebebidir. Budur yani. Şimdi şeye geçelim. 9. sayfaya geçelim. Vatan Partisi'nin 171 işçi milletvekili adayı mecliste emeğin sesi olmaya geliyor. Ha. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hiçbir milletvekili kalkıp da bunlara anlatmadığı için bunlar oluyor. Bu düzeni değiştirelim diye yasa teklifi getirmediği için bunlar oluyor. Milletin sesi millet meclisinde olmadığı için bütün bunlar oluyor. Bakın mecliste FETÖcü var mı? Var. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li var mı? Var. Sermayenin adamları var mı? Var. Kim yok? İşçi yok. Şimdi hiçbir partide de doğru dürüst işçi aday yok. Vatan Partisi seçimlere 171 işçi milletvekili adayıyla girdi. Her biri gerçek hayatta emeğin temsilcisi. Kimi belediye işçisi, kimi apartman görevlisi, kimi de yıllarca sendikal mücadelenin içinde işçilerin oylarıyla seçilmiş, yedi ateşten geçmenin tecrübesiyle geleceği yönetmeye aday oldu. Melike Gülerka'dan Yedi ateş nedir? Yedi ateşten geçmek hangi anlama gelir? Ben bunu bir merak ettim ya. Bir ara bana anlatırsanız sevinirim. Evet öyle bir kavram var ama yani birinci ateş nedir, ikinci ateş nedir, üçüncü ateş nedir, dördüncü ateş nedir, beşinci ateş nedir, altıncı ateş nedir, yedinci ateş nedir? Böyle bir şey var mı? Onu merak ediyorum. Yok hayır bu genel bir şey, deneyim sahibi olmak anlamıysa onu da merak ediyor. Şahsi merakım yani. Hani bazı kavramları kullanırız. Öyle kullanırız. Sonra birdenbire ayıkırız. Ya bu ne demek ya falan deriz. Mesela ben şeyi merak etmiştim. Hıdrellez ne demek? Mer e, Yunan mitolojisindeki Poseidon deniz tanrısıyla e, Zeus kara, tanrısını, e, kara tanrısının Türkiye'deki karşılığı, e, İslam toplumlarındaki karşılığı Hızır ve İlyas İlyas denizlerde, Hızır karalarda. Hıdır-Ellez'de Araplar Z harfini kullanmaz, Ramazan der mesela, Ramazan demez. Hıdır ve İlyas'ın buluştuğu gündeme gitmiş. Bunun gibi bu yedi ateşi merak ettim. Yani benim cahilliğime bağışlayayım, beni aydınlatırsanız sevinirim. Vatan Partisi İşçi Milletvekili adaylarıyla işçi sınıfına neler vaat ettiklerini konuştuk. Onlar yönetilenlerle yönetenlerin kaderini birleştirmeye geliyor. Melih Yılmaz. Yıllarını sendikal mücadele içinde geçirdi. Liman İş Sendikası'nın genel başkanlığı görevini işçilerin iradesini arkasına alarak yürüttü. İşçi sınıfı içinde ne kongreler ne grevler gördü. Katıksız bir sınıf mücadelesi işçi önderi. İşçinin içinden geldi, sorunları biz çözeriz dedi ve İstanbul'dan milletvekili adayı oldu. Yılmaz şöyle konuştu. Türk halkından emperyalistler ve onun işbirlikçileri tarafından sömürülmesine ve bölücüye, bölücülüğe karşı verdiği mücadeleden dolayı Milli Demokratik Devrim Programı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı ve yarım kalan aydınlanma devrimlerini tamamlamayı hedeflediği için Türk milleti içinde hedeflediği sömürüsüz düzeni tüm dünya milletleri için isteyen Vatan Partiliyim. Devlet bütçesinin yandaşlara peşkeş çekilmesini önlemek, milletin vekilliğini şahsım, şahsıma geçim kapısı yapmamak, milletvekili maaşının ve ona tanınan ayrıcalıkların temsil ettiği milletin ortalama gelir ve haklarının üzerinde olmamasını savunmak ve gerçekleştirme mücadelesi vermek için başta işçilerin sendikal örgütlenme özgürlüğünün kötüye kullanılmasını ve sivil toplum kuruluşu adı altında yapılan emperyal güçlere hizmet eden onlardan aldıkları fonlarla, milleti kandıranlarla mücadele etmek için Vatan Partisi'nden milletvekili adayıyım. İzmir'den milletvekili adayı Levent Özciğer de yılların emekçisi elektrik te teknisyeni. Özciğer sorunlara çareyi Vatan Partisi öneriyor dedi ve aday oldu. Özciğer Vatan Partisi'nin üretim devrimi programının öznesi üreticilerin birleştiği gerçeklik ekmek teknesi dedi ve anlatmaya başladı. Ne anlattı bakalım? İşverenin ve işçinin var olabilmesi için üretim araçlarının çalışması üretimin devam etmesi esastır. Öyleyse... Vatan Partisi'nin çözümü bütün üretici sınıfların çözümüdür. İşçilerin örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılması, işverenin de örgütlü ve iş yerine, tezgahına, ekmeğine sahip çıkan işçilerin sendikalı olması, üretimin vazgeçilmezi, emekçilerin de toplumun içinde onuruyla ve hakça yaşamasının ilk adımıdır. Vatan Partisi, işçilerin örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılması ücretlerini toplu iş sözleşmesiyle belirlemeyi, çalışma alanındaki hakları, en önemlisi iş güvenliği konularında yaptıkları meclise girdiğinde yapacaklarımızın tezmina, e, teminatıdır. Kıdem tazminatı konusundaki hak ihlallerini içeren kanun tasarılarını işçi sendikaları ile birlikte yaptığımız çalışmalarla püskürttük ve geri çekilmesini sağladık. Vatan Partisi programıyla işçilerin, emekçilerin ve çalışma hayatının bütün aktörlerinin Türkiye'nin var olma mücadelesindeki yerinin belirleyen biricik partidir. Vatan Partisi'nin işçi adayları olarak tecrübemizle, mücadelemizle işçi emekçi kardeşlerimizin sorunlarını ve çözüm önerilerimizi mecliste dile getirecek sesi sözü olacağız. İşçilerin oyları Vatan Partisi'ne Vatan Partisi meclise demiş. Şenay Koç Yiğit Özdoğan Vatan Partisi'nin Ankara Milletvekili adaylarından kendisi işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı Özdoğan Türk işçisinin çalışırken ölmemesi için Türkiye'yi değiştirmeye adaymış. Efendime söyleyeyim, Türkiye'de her yıl yüzlerce kişi iş kazalarında ya hayatını kaybediyor ya da kalıcı veya geçici bir hasara maruz kalıyor. Kalıcı ya da geçici hasara maruz kalmak demek ayağının kopması, kolunun kopması, parmağını kaybetmem falan demek, kör olman falan demek. Az bir şey değil. İş kazalarının bu denli fazla olmasındaki en önemli etken ülkemizde iş güvenliği kültürünün oturmamış olması ve denetleme mekanizmasındaki yetersizliktir demiş. Vesaire vesaire. Yani 171 emekçi aday var Vatan Partisi listelerinde. E gari siz bilirsiniz. Ben bir ara vereceğim. Bir müzik dinleyeceğiz. Maestro hazır mı? Ondan sonra reklamlarımız var sonra döneceğim. Maestro müzik. Evet biraz dünyaya pardon ee, şey demem gerekiyordu burada televizyon gazetesi devam ediyor sevgili seyirciler <laughs> bir türlü klasik televizyoncu olamadım ya Koca ee, adam oldum öğrenemedim bazı şeyleri İçimden nasıl gelirse öyle konuşuyorum kaptırıp gidiyorum işte şimdi e, boşun e, onları dünyada ilginç şeyler oluyor neler oluyor e, işte e, Kremlin'e suikast tartışması, Putin'e suikast tartışması sürüyor. Hem Hürriyet hem Cumhuriyet'ten bir bakalım buna. Ne anlama geliyor olmuş. Hürriyet şöyle diyor. Putin'e suikast tartışması sürüyor. Ee, önceki gün Rusya'nın yönetim merkezi Kremlin Sarayı'na düzenlenen esrarengiz drone saldırısına dair tartışmalar sürüyor. Kiev sorumluluğu reddederken Moskova ABD'yi suçladı. Ukrayna yönetiminden Peş peşe yapılan bizimle ilgisi yok beyanlarını aldırış etmeyen Moskova bugün de olaylarla ilgili hem Ukrayna'yı hem ABD'yi suçlamayı sürdürdü. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Kremlin'e saldırı girişiminin arkasında Kiev'in yanı sıra Washington'un da olduğunu söyleyerek Kiev ve Washington'un olayla ilgilerinin olmadığını açıklamaları komik kaçıyor. Rusya'nın başkenti Moskova'nın göbeğinde Kremlin sarayına yönelik bir saldırıya Kiev'in Kiev rejiminin tek başına karar veremeyeceğini çok iyi biliyoruz. Olayın arkasındaki asıl sorumlu saldırı emrini veren Amerika'dır diye konuştu. Saldırıda senato binasının kubbesini kaplayan, kaplayan levhalardan ikisinin hasar gördüğü ve yenileneceği belirtildi. Peskov ayrıca ABD'ye işaret ederken güvenlik güçlerimizin elindeki belirli kanıtlara dayanarak konuşuyoruz. Toplanan delillerin çok küçük bölümü bile bu sonuca varmamız için yeterli iddiasında bulundu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby ise Peskov'un sözlerine açıkçası bu gülünç bir iddia, ABD'nin bununla hiçbir ilgisi yok yanıtını verdi. Saldırının bir sahte bayrak yani Rusların düşmanını e, suçlamak için kendi kendilerine gerçekleştirdiği bir eylem olabileceği belirtiliyor. Ukraynalı askeri uzmanlar olayın Ukrayna'nın karşı taarruzlu öncesinde yaşandığına dikkat çekerek Rusya Ukrayna dışına taşına taşabilecek daha büyük bir savaşı e, e, gerekçelendirmeye çalışıyor dedi. Rusya Senato çatısında hasara yol açan drone olayı üzerine Ukrayna'yı hedef aldı. Kiev, İran yapımı 24 kamikaze drondan 18'ini önlediklerini açıkladı. Güney kenti her sonda 23 sivil öldü demiş. Ee, bakayım, 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 bakayım. Başka ne var? NATO uyarmış, internete sabotaj olabilir demiş. Ee, NATO'dan Rusya'nın Avrupa ve Kuzey Amerika'daki gaz boru hatları ile internet kablolarını hedef alabileceği uyarısı geldi. Valla birkaç gün önce Amerika'nın bunları hedef alacağı uyarısı gelmişti. <laughs> tövbe töbe. İstihbarat ve güvenlikten sorumlu NATO Genel Sekreter Yardımcısı David Kettler, Rusya'nın batıdaki yaşamı sekteye uğratmak amacıyla denizaltı kablolarını hedef alabileceğine dair endişeler artıyor dedi. Kettler, Rusya müttefiklerin altyapısını aktif bir şekilde haritalandırıyor diye konuştu. Deniz dibindeki altyapının korunmasına ilişkin birimin başındaki Alman Kor General Hans Werner Wehrmann da tehdit gerçek ve NATO adım atıyor ifadelerini kullandı. Dünyada 400 civarında internet ileten denizaltı kablosu var ve NATO'ya göre bunların yarısı kritik önemdeymiş. Benim kullandığım kritik önemli değildir herhalde. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Rus lider Vladimir Putin hakkında savaş suçları işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentine gitti. Biz burada diğer Vladimir'i görmek isterdik. Günün birinde bu da gerçek olacak dedi. <laughs> İyiymiş. Cumhuriyet nasıl bakmış bu suikast olayına? Kremlin'e kim saldırdı demiş. Putin'i öldürmek için düzenlendiği iddia edilen saldırının ardından Rusya, Ukrayna şehirlerine İHA saldırısı düzenledi. Kiev saldırıya, saldırıyla bağlantısını reddederken Moskova talimat ABD'den diyor. Deniz Bartay arkadaşımız yazmış. Diyor ki Rusya, Rusya yönetiminin Ukrayna'nın Kremlin Sarayı'nın insansız hava aracı saldırısı düzenleme girişiminde bulunduğunu söylemesi savaşta tansiyonun yeniden yükselmesine dolaştı. Önceki gün Moskova'da Kremlin sarayı üzerinde iki adet İHA'nın imha edilmesinin ardından Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa ve Zaporizhia kentlerine kamikaze ile İHA saldırıları düzenledi. Ukrayna yönetimi Kiev'e yönelik bütün İHA saldırılarının püskürtüldüğünü ülke genelinde Rusya tarafından gönderilen 24 adet İHA'dan 18'inin havada imha edildiğini söyledi. Öte yandan İHA atışlarından üçünün Odessa'da bir yurt binasına isabet ettiği ancak ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Diğer üçünün ise nereye isabet ettiği konusunda bilgi verilmedi. Düşürülen hava araçlarının parçalarının üzerine Moskova için za Moskvu yazması Rusya'nın bu eylemleri Kremlin'e yönelik saldırıya bir misilleme olarak yaptığı şeklinde değerlendiriliyor. Rusya Ulusal Güvenlik Savunma Kurulu Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Kremlin'e yönelik saldırı sonrası yaptığı açıklamada bu olayın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin imha edilmesi gerektiğini söyledi. Medvedev Zelenski'nin ölümünün ardından Ukrayna'da kayıtsız şartsız teslim anlaşmasını imzalayacak birinin kolaylıkla bulunabileceğini ileri sürdü. Efendim Ukrayna yönetimi ise kamikaze İHA saldırıları düzenlediği iddiasını reddediyor. Ukrayna'nın kendi topraklarını korumak için bile Yeterli silah ve araca sahip olmadığını söyleyerek bu şartlarda bir başka ülkenin başkentine saldırma niyetinde olmadıklarını savundu. Zelenski'nin başdanışmanı Podolyak bu saldırının Rusya yönetimi tarafından planlanmış olabileceğini söyledi. Podolyak Rusya'nın böyle bir eylemi gerçekleştirerek kendi yurttaşlarının savaş konusunda daha kolay seferber etmeyi ve Ukrayna'ya yapılacak saldırıları meşru göstermeyi amaçladığını dile getirmiş. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise Ukrayna'nın iddialarının gülünç olduğunu söyledi. Peskov olayla ilgili incelemelerini sürdüğünü belirterek Ukrayna'nın bu tür saldırıları ABD'nin talimatıyla gerçekleştirdiğini, hedefleri ABD'nin belirlediğini ifade etti. Beyaz Saray'dan bu iddiaya yönelik açıklamada da Kremlin saldırılarının arkasında ABD'nin olduğu iddiası yalanlandı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, bu olayla bir ilgimiz yok. Peskov açık şekilde yalan söylüyor ifadelerini kullandı. Hangi tarafın iddiaları doğru olursa olsun kesin olan bir nokta var. Uzun süren durgunluk döneminden sonra savaş yeniden şiddetlenme eğilimine girdi. Önümüzdeki aylarda taraflar kesin sonuç almak için ellerindeki bütün imkanları kullanacak denilmiş. Ya Burada bir şey var. E, saldırı günü e, Finlandiya'daydı. E, bir günlük ziyarete gitmişti Zelenskiy. Sonra programın uzayacağını söyledi. Şimdi de Hollanda'ya geçmiş. Herhalde ortalığın sakinleşmesini bekliyor. Ee, Moskova'nın sal saldırısı, Moskova'nın kalbine saldırı çatışmanın boyutunu değiştirir demiş Aydınlık Gazetesi'nin manşeti başlığı. O da şöyle, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de askeri operasyon başlattığı andan bu yana Moskova ilk defa hedef alındı. Kremlin sarayına yapılan saldırıyı Rusya Ukrayna tarafından Putin'e yapılan suikast girişimi olarak tanımladı. Daha önce Rus yönetimi Rus topraklarına yapılacak bir saldırının daha önce olmamış derecede büyük bir saldırıyla yanıtlanacağını belirtmişti. Eski ABD'li istihbarat subayı Scott Ritter da geçen hafta katıldığı bir yayında Kremlin'e yapılacak bir saldırı ihtimali bazı Telegram kanallarında konuşuluyor. Bu olursa Zelenski ölür demişti. İHA saldırısı Rusya'nın Zafer Günü olan 9 Mayıs'a birkaç gün kala yapıldı. 9 Mayıs'a birkaç gün kala yapıldı. Daha önce saldırının yıl dönümü ya da Zafer Gününde Ukrayna'nın Moskova'ya saldırı yapmayı planladığı yazılıp çiziliyordu. Ritter ise bunun çatışmayı gerçek bir savaşa dönüştürecek eylem olacağını söyledi. Rusya'nın bir savaşta olmadığını çünkü kritik devlet kademelerini hedef almadığını belirten istihbaratçı. Fakat Kremlin'e yapılacak bir saldırı bu durumu gerçek bir savaşa çevirir ve Ukrayna yok olur değerlendirmesinde bulundu. Herkesin aklındaki soru. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna böyle bir saldırının nasıl yapıldığı? Çünkü Kremlin ve çevresi hava savunma sistemleriyle korunuyor. İHA konusunda Rusya'nın önde gelen uzmanlarından Deniz Fedutinov'a göre Ukrayna bu saldırıyı yaparken uydu bağlantısını güvence altına almış olabilir. Fedutinov, bu İHA'ların büyük olasılıkla 4 metreye kadar kanat açıklığına sahip bir uçak tipinde olduğunu belirterek yörünge ve uçuş hızının da buna işaret ettiğini belirtti. Askeri uzman ve emekli albay Viktor Litovkin de İHA'ların doğrudan Ukrayna'dan fırlatılmış olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Askeri uzman İHA'ların Rusya içinde saklanan sabotajcılar tarafından kaldırılma ihtimalinin altını çizerek nispeten konuşmak gerekirse Moskova bölgesinden Yaroslav, Tver bölgesinden Kremlin'e bir İHA gönderilebileceğini göz ardı etmiyorum ifadelerini kullandı. Bana da bu daha mantıklı geliyor. Rus yetkililerden olay sonrası üst üste sert açıklamalar geldi. Bu açıklamaları falan e, okumuştuk. Ee, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kremlin'e yapılan saldırıyla ilgili bir soru üzerine rapordan haberdar olduğunu ancak meşruiyetinden emin olmadığını söyleyerek Moskova'dan gelen her türlü bilgiyi değerlendireceğini belirtti. Blinken raporları gördüm, onlara hiçbir şekilde doğrulayamam ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın Rus topraklarının derinliklerine saldırmayı seçmesi halinde ABD'nin tutumunun ne olacağı sorusuna ise Blinken şu yanıtı verdi. Bunlar Ukrayna'nın kendisini nasıl savunacağı, topraklarını nasıl geri alacağı, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini nasıl yeniden tesis edeceği konusunda vereceği kararlardır. Ne no, abi adamları kışkırtırken iyiydiniz, şimdi nasıl savunacak? Vallahi bilmiyorum. Ukrayna kendisi bilir. <laughs> yani bu adam satma anlamına gelir, başka bir şeye gelmez. Ee, giderek, Amerikan siyasetinde daha önemli hale gelmeye başlayan bir isim var. Kennedy. Bu Kennedy zaten Amerikan siyasetinde aileler çok önemli. Bush ailesi, Kennedy ailesi, Ford ailesi falan yani bunlar. Kennedy demiş ki Zelenski NATO'ya hayır diyerek barışı getirebilirdi. Geçmiş olsun. ABD Başkan Adayı Robert F. Kennedy Jr. Robert Fitzgerald Kennedy Jr. Ufaklık demek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin NATO'ya hayır diyerek çatışmadan kaçınabileceğini söyledi. Twitter hesabından paylaşım yapan Kennedy Junior, 2019'da aktör ve komedyen Volodymyr Zelenski, oyların %70'ini alarak Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'nı kazanan barış adayı olarak yarıştı. Benjamin Abelov'un parlak kitabı How Do West Brought War to Ukraine'da belirttiği gibi, Zelenski yalnızca şu kelimeleri kullanarak Rusya ile çatışmaktan kaçınabilirdi. NATO'ya katılmayacağım ifadelerini kullandı. Kennedy'ye göre Zelenski, Biden yönetimindeki ne o muhafazakarlar, ne o konular dediğimiz şey, ne o konservatifler. ve muhafaza etmek demek. Konservatif muhafazakar demek. Ne o kon, ne o konservatifin kısaltılmışı. Ee, amma ama çok şey biliyorum ya. Üf, ben de yani bıktım her şeyi bilmekten ha. Aman. Sanskritçe bildiğimi biliyor musun İsa? Ben de bilmiyordum. <gülüyor> Dağıttık. <laughs> Kennedy'ye göre Zelenski, Biden yönetimindeki neo muhafazakarlar ve Ukrayna hükümeti içindeki şiddet yanlısı faşist unsurlar tarafından NATO'ya giden tehlikeli yola sürdü, yolu sürdürmeye zorlandı. Allah Allah! Başkan adayına bak! Oo, bu Trump'ı da sollara, başkan adayı ayrıca Zelenski'nin ABD'nin nükleer kapasiteli elgis füze rampalarını Ukrayna'nın Rusya ile bir e, 1.200 millik sınırına yerleştirmesine bile izin verdiğini ve böylece Rusya'yı kışkırttığını da sözlerine ekledi. Vallahi bu Putin e, şey e, Trump gibi konuşuyor ya, İlginç ama e, bir anlamda da itiraf tabii. E, Şimdi e, tabii bu Ukrayna meselesinde e, şeye katılmıyorum, ben savaş olduğuna katılmıyorum. Savaş böyle yapılmaz. Dinlene dinlene maç yapıyorlar. Yani e, bir top sürüyor, bir şut çekiyor, ondan sonra 10 dakika dinleniyorlar. Ondan sonra iki tane drone gönderir, böyle savaş olmaz. İşin doğrusu bu, e, Rusya'nın yaptığı bir özel askeri operasyon. Savaş demek bir milletin topyekünü ordusuyla, siviliyle, şu suyla, bu suyla karşı tarafı e, yenme ya da savaşma azmini kırma eylemidir. Burada topyekun bir şey yok. E, en azından Rusya cephesinde yok. Mesela hani PKK'lılar der ya işte savaşma mavaş falan filan. Türkiye savaşmıyor ki. PKK meselesine adli bir olay olarak bakıyor. Terörle mücadele olarak bakıyor. E, nereden, nereden çıkartıyoruz? E, ordunun yüzde %10'u bile sahada yok. Garnizonda Böyle savaş olmaz. E, savaş mı oluyor Yok. Savaş demiyorum ama işin adını doğru koyalım. Onu söylüyorum. Bütün bunlar olurken e, Amerika Avrupa'yı savaşa zorluyor. İşte e, Ukrayna'ya silah verin, para verin bilmem ne yapın falan. Ama Avrupa zaten kendisi bitmiş. Ve Amerika'nın bütün baskısına rağmen Avrupa yavaş yavaş A -a, diyor Çin olmadan yapamayız. Yapamayız abicim. Allah Allah zorlama. Nah, G7 ve Batı'da derin çelişmeler. Çin olmadan yapamayız. Rusya'ya yaptırım geri dönüyor. G7 Dışişleri Bakanları toplantısına Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı alınacak önlem tartışmaları damgasını vurdu. Rusya'ya karşı yeni ve daha etkili yaptırımlar da diğer önemli konu oldu. Fakat Atlantik hegemonyacılığı ile Çin ve Rusya ilişkileri arasında ikilem yaşanan Avrupa Birliği için bütün yollar Avrasya'ya çıkıyor. Ali Mercan'ın yazısı şöyle. G7 Dışişleri Bakanları toplantısı batıda Çin ve Rusya ya yönelik yaptırımların çıkmaz politikalarının gölgesinde geçti. Şimdiye kadar Rusya Rusya yönelik geri tepen ve sahibini vuran yaptırımlara rağmen yenileri ve daha etkileri için öneriler oluşturuldu. Atlantik hegemonyacılığının ve tek kutuplu dünyanın dağıldığı, çok kutuplu dünyanın her geçen gün şekillendiği şartlarda Batıda kavram kargaşası ve gelişmeler karşısında ikilem hüküm sürüyor. Japonya'nın e, Karuizawa kentinde yapılan G7 Dışişleri Bakanları toplantısına Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı alınacak önlem tartışmaları damgasını vurdu. Rusya'ya karşı yeni ve daha etkili yaptırımlarda diğer önemli konu oldu. 14-16 Nisan günlerinde yapılan zirvede ABD'nin Batı ile Çin arasında gerginlik yaratma ve krizi derinleştirme politikasının etkisi hissedildi. Çin'in siyasi ve ekonomik olarak Batı yaptırımlarına sert karşılıklar vermeye başlaması görüşmelerin merkezine oturdu. Çin'in özellikle ABD'nin küresel hakimiyetine alenen karşı çıkması ve ABD'li çip üreticisine karşı yaptırımlar ve nadir elementler elementleri işleyen makinelere ambargo koyma uyarısı Batılıları telaşa düşürdü. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Pekin'e yaptığı ziyarette Çin'e karşı şiddetli rekabet ve gerginliği yoğunlaştırmayı hazır bir tavır sergilemişti. Baerbock, özellikle Almanya ekonomi çevrelerinde artarak gelişen Çin'le ilişkilerin gelişmesine karşı yıkıcı tutumları inşa etmeye çalışıyor. ABD, Avrupa Birliği'nin Rusya ve Çin'le ilişkilerinin gelişmesini önlemek için bütün olanaklarını harekete geçirdi. Barbok'un yanı sıra Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ki bu kadın büyük ihtimalle NATO Genel Sekreterliği'ne aday olacak. Bak yazın bir tarafa. Nasıl diyorsunuz siz gençler? At fava dursun mu? He? At fava dursun. Yazın bir kenara. Kadın NATO Genel Sekreterliği'ne oynuyor benim anladığım kadarıyla. 30 Mart'ta Avrupa Birliği şirketlerinin Çin'de yaptırımları için resmi onay almalarını talep etti. Bunun esas amacı Çin'in yükselişini yavaşlatmak, ABD'yi desteklemek. Bu Alman ekonomi kuruluşlarına göre ise ekonomiye ağır, muhtemelen dayanılmaz bir darbedir. 5 Nisan'da ABD Temsilciler Meclisi Başkanı ve ülkenin 3. en yüksek yetkilisi Kevin McCarthy, bak işte Amerikan siyasetindeki 3-5 aileden bir tanesi de bu McCarthy ailesidir, bir tanesi Kennedy ailesidir, bir tanesi Ford ailesidir. Biri de Bush ailesidir. Bunlar egemendir. Ee, böyle bir 10 yıl birisi bir ailenin eline geçer. 10 yıl bir ailenin eline geçer falan. Bu McCarthy'nin e, aile büyükleri e, 1950'lerde Amerika'da müthiş bir cadı avı başlatmışlar. Komünist avına çıkmışlardı. E, sorgulananlar arasında Johnny Weiss Müller'den tutun Charlie Chaplin'e yani Charlo'ya kadar e, bir sürü aydın sanatçı, sinemacı yer almıştı. Sonra da işte e, ne oldu? NATO'nun kuruluşu Rusya ile Soğuk Savaş'a yol açan bir şeydi bu. Cadı avıydı. E, aileler böyle. Ha Ne diyordum? McCarthy, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'i kabul etti. Çin'e karşı kışkırtmanın teliğindeki süreç Batı ile Pekin arasındaki gerginliği tırmandırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretinde sürdürdüğü yakınlaşma çizgisi de zirveyi etkiledi. Macron'un açıklamaları basına özetle şöyle yansıdı. Bakalım, bak, ı, ı, ha bunlar daha önce yansıyanlar ya. ABD ile Çin arasındaki çatışma kontrolsüz bir şekilde tırmanır ve Avrupa Birliği kendi bağımsız politikasını geliştiremezse vassal haline gelir. Macron'un ıı, tutumu bilindiği gibi ABD ve Avrupa Birliği yönetimleri tarafından sert eleştirilere hedef oldu. Macron 6 Nisan'da Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştükten sonra Avrupa'nın bizim olmayan krizlerle karşılaşması büyük risk, Avrupa Birliği'nin stratejik özellik oluşturmasına engelleyebilir dedi ve ekledi. Avrupalıların yanıtlaması gereken soru, Tayvan krizini hızlandırmanın bizim çıkarımıza olup olmadığıdır. Macron sorusunu şöyle yanıtladı, biz Avrupalıların ABD'yi takip etmek zorunda kalmak ve Çin'in aşırı tepkisini çekmek zorunda kalacağımızı düşünmek, yapılabilecek en büyük hatadır. Avrupalılar Ukrayna krizi, krizini çözemez. O zaman Tayvan'ı nasıl inandırıcı şekilde dikkat et, yanlış bir şey yaparsam biz buradayız diyebiliriz. Macron ya stratejik özerk ya da vassal olacağız uyarısında bulundu. Yaptırım planlarına karşı Pekin'in siyasi ve ekonomik karşı önlemleri dikkat çekti. 20 Şubat'ta Çin Dışişleri Bakanlığı ABD hegemonyası ve tehlikelerini açıktan hedef alan bir makale yayınladı. ABD'nin gerçeğe meydan okumak için güç kullandığı ve kendi çıkarları için adaleti ayaklar altına aldığı belirtildi. Çin'in her türlü hegemonya ve güç siyasetine karşı olduğu açıklandı. Güzel. 31 Mart'ta da Pekin'deki yetkililer ABD'li üretici Mikron'u Çin güvenlik çıkarlarını ihlalleri nedeniyle soruşturduklarını söylediler. Güvenlik çıkarlarını ihlal iddiası... Standart ABD argümanıdır. Şimdi Çin benzeriyle ABD'ye cevap veriyor. Pekin, Nisan ayı başında nadir toprak elementleri ve diğer metalleri işleyen makinelere ihracat yasağı getireceğini duyurmuştu. Bu vazgeçilmez ham maddeler söz konusu olduğunda Batı ülkelerinin Çin'den bağımsız hale gelmesi son derece zor olacaktır. Baerbock ve von der Leyen'le birlikte Çin'in Çin gezisi sırasında liman kenti Tinjin'deki bir okul sınıfını ziyaret etti. Çin'deki hükümet biçimini ve korona politikasını eleştirdi. E, muhabirler görü görünüşü Alman demokrasisinden bir ders olarak açıkladı. Ortak basın toplantısında Bayer Çin Dışişleri Bakanı, e, Queen Giang'a talimatvari şekilde Pekin'in insan haklarının daha iyi koruması, Pekin'in insan haklarının daha iyi koruması gerektiğini söyledi. Dahası Tayvan'ın statüsünde şiddetli bir değişiklik Avrupalılar için kabul edilemezdi. Quinn, e, Alman meslektaşının talimatlarını açık şekilde savuşturdu. Federal hükümetin resmi olan tek Çin politikasına atıfta bulunarak, Almanya'nın Çin'in Tayvan ile barışçı bir şekilde yeniden birleşmesini destekleyeceğini umduğunu ve buna inandığını söyledi. Alman Dışişleri Bakanı'nın tavrını protesto etti. Çin'in en az ihtiyacı olan şey batılı bir öğretmendir dedi. Evet, e, gitgide böyle bir e, şey... Gerilim artıyor Çinle Avrupa arasında ama Avrupa'nın üstündeki Amerikan baskısı tabii Avrupayı fena sıkıştırıyor ve Avrupayı yeni yollar aramaya yönlendiriyor. Ve arkadaşlar sadece Avrupa yeni yollar aramıyor ABD baskısından kurtulmak için. Mazlum milletlerin eylemli hatta silahlı eylemli arayışları var. Ve buldukları çözümler var. Buldukları çözüm de mazlumların birlikteliği. Böylece de zaferlerini ilan ediyorlar ABD'ye karşı. Esat ve reisi Şam'da buluştu. Suriye 12 yıl süren emperyalist kuşatmadan zaferle çıktı savaşın başından beri ilk defa aşama giden İran cumhur cumhurbaşkanı reisi Suriye lideri Esad'la 15 kapsamlı işbirliği anlaşması imzaladı. İran cumhurbaşkanı İbrahim reisi Suriye'deki emperyalist savaş başlangıcından bu yana aşama giden ilk İran lideri oldu. Beraberinde kalabalık bir bakan ve iş insanları heyetiyle komşu başkentine giden reisi Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la görüştü. Petrol başta olmak üzere pek çok sektöre uzun vadeli işbirliği anlaşmalarıyla geri döndü. Reisi ziyareti sırasında 12 yıl süren savaşın ardından Suriye zaferle çıktı ve biz de bu zaferi kutlamak için burada toplandık vurgusu yaptı. Reisi Tahran'dan ayrılmadan önce Suriye'yi bölmek ve Şam'ın bölge ülkeleriyle ilişkilerine zarar vermek için ellerinden geleni yapan düşmanlara karşı iki ülkenin ikili ilişkilerini daha da güçlendireceğini bu seyahatin tamamen stratejik olduğunu açıkladı. Önceki gün Şam Uluslararası Havalimanı'na varan reisi Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Samer Al Halil tarafından karşılandı. Halil işte abi ya en kötüsü bile bakan bunların. Halil dedin mi duracaksın. <laughs> karşılandı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Esad'la hükümet sarayında bir araya gelen reisi için resmi bir tören düzenlendi. Reisi Suriye hükümetinin topraklarının tamamı üzerinde egemenlik ve toprak bütünlüğü sağlaması gerektiğini söyledi. Direniş grupları Suriye'nin kararlı halkı, Devlet Başkanı Beşar Esad ve Suriye hükümeti IŞİD ve ABD yapımı terör gruplarının saldırılarına karşı dayanıklarını kanıtlamışlardır dedi. Ayrıca kendilerini teröre karşı savaşçı ilan edenler terörle mücadele kahramanı General Kasım Süleymani'yi şehit ettiler dünya kamuoyu, kamuoyu önünde hesap vermelidirler ifadesini kullandı. <laughs> Biz de Kasım Süleymani'yi bir kere daha analım. <laughs> Suriye lideri Esad, derin ilişkilerin geçmişe dayandığını ve geleceğe doğru emin adımlarla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin ortak değerlerden ve en önemlisi ulusların ortak çıkarlarından, egemenliklerinden ve bağımsızlıklarından kaynaklanan sağlam temellere dayandığını vurguladı. Esad, İran ve Suriye arasındaki ikili bağlar sadakat üzerine kurulmuştur. Suriye 1980'de İran'a karşı 8 yıl süren haksız bir savaş yürütüldüğünde çağrılara ve tehditlere rağmen İran'la dayanışma içinde olmaktan çekinmedi ifadelerini kullandı. İran'ın da Suriyelere düştüğünde destek vermekte tereddüt etmediğini belirten Esad, sadece siyasi ve ekonomik değil aynı zamanda kanlarını da feda ettiler ve kan bir insanın diğerine verebileceği en değerli şeydir, şeklinde konuştu. İran medyası, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 15 işbirliği anlaşması imzaladığını bildirdi. Reisi ve Esad, petrol, tarım, demiryolları ve serbest ticaret bölgelerinde dahil olmak üzere çeşitli sektörlerle ilgili anlaşmalar ve mutabakat zabıtları imzaladı. İran, demiryolunu Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki e, Laski Limanı'na bağlamak ve böylece ticareti arttırmak istiyor. İran'dan Suriye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren İran Yol ve Kentsel Gelişim Bakanı Mehradat Bazrıpaş, önceki gün yaptığı açıklamada iki ülkenin ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmek amacıyla ortak bir banka kurma planlarını görüştüklerini belirtti. İsrail basında yer alan haberlerde ziyaretle ilgili endişe hakimdi. İsrailli siyasi yorumcu Roy Kays, Ziyareti tarihi olarak niteledi. Kays, İsrail bölgedeki tüm değişimleri görüyor ve bu ziyaret Suriye'nin Arap ülkeleriyle, İran'da Körfez ülkeleriyle yakınlaştığı önemli bir zamanda gerçekleşiyor dedi. İyi anlamış, anlamış. Almanya diyenin dün Cumhurbaşkanı reisiyle yaptığı özel röportajı atıfta bulunan Kays, İran'ın direniş koalisyonunu güçlendirmek için önemli kararlar aldığını ve bu ziyaretinde bu çerçevede gerçekleştiğini belirtti. Kays reisinin bu ziyarette vermek istediği mesajın stratejik ittifakımızın bozulamayacağı olduğunda sözlerini ekledi. İsrail Kanal 13'te ise reisinin Şam ziyaretinin Orta Doğu'da yeni bir İran dönemine işaret ettiği belirtti, e, ettiğini belirtti. Kanalın Arap meseleleri yorumcusu Hezi Simantov, Simantov, Hezi Simantov, Simantov. Niye iki kere yazılmış? Neyse, İsrail bize saldırırsa onu yok ederiz diyen reisinin tehditlerinin kesin olduğunu söyledi. Şimdi bakın ne güzel değil mi arkadaşlar? Yani Amerika'dan zarar gören iki devlet başkanı kucaklaşıyor. E biz Amerika'dan zarar görüyor muyuz? Görüyoruz. E biz niye kucaklaşmıyoruz? Çekiniyoruz. Ürküyoruz. İnsan ürkmesi başka bir şeye benzemez. Bir kere ürktü mü zordur artık. Halbuki efeyiz biz be. Bebemizden dedemize efeyiz. Değil mi Derya Hanım? Ha? Haydi bakalım. Evet, biraz önce İran-Suriye kucaklaşmasını, e, reisi Beşar Esad el sıkışmasını görmüştük. Biz niye e, yakınlaşmıyoruz demiştik. Bakın şu haber neden çekindiğimizi, neden titrek davrandığımızı herhalde ortaya koyabilir. Bölge ülkeleri Suriye ile normalleşirken ABD, Şam ile normalleşmeye karşı olduğunu yineledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedat Patel, Vedant Patel, Şam'da normalleşmeyi desteklemiyoruz ve başkalarının da normalleşmesine karşıyız dedi. Şam bölge ülkeleriyle ilişkilerini yeniden güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin rahatsızlık üst seviyeti. Mısır, Irak ve Ürdün Dışişleri Bakanları Ürdün'ün başkenti Amman'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal El 1 Mayıs'ta bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Waden Patel, düzenlediği basın toplantısında bu konuya değindi. Patel, dört ülkenin Suriye ile normalleşmesini hedef aldı. Patel, Şam'la normalleşme konusundaki kaygılarını bu ülkelere ilettiklerini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, Şam'la normalleşmeyi desteklemiyoruz ve başkalarının da normalleşmesine karşı dedi. Evet ama bir yandan da bazı politikalar sürdürülüyor. O yüzden yalpalama diyorum yani. Bir taraftan dolarizasyonu e, bitiriyorsun, bir taraftan Suriye ile el sıkışamıyorsun. Yani e, NATO'ya e, şey Rusya'ya e, NATO e, Rusya NATO'nun doğudaki en büyük düşmanıdır diyoruz bir de. Yani bu olmuyor. Bakın Merkez Bankası Başkanı açık açık söylüyor dolarizasyonu bitireceğiz diye. E, bitirin. Bitirin tabii. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankacılık sisteminde liralaşma oranının %60'a doğru gittiğini ve dolarizasyonu bitireceklerini söyledi. Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahmininde 22,3 olarak açıkladı. Eh o 22,3 olmaz o iş. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bu yılın ikinci enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında Türkiye ekonomisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini %22,3 olarak belirtti. Tahminlerine baz teşkil eden temel varsayımlarla ilgili olarak emtia fiyatlarındaki aşağı yönlü seyri dikkate aldıklarını dile getirdi. Kavcıoğlu, dünyadaki olumsuz gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, Kahramanmaraş depremleri ve dezenformasyona rağmen Merkez Bankası'nın rezervlerinin 2021'in üzerinde olduğunu ifade etti. Başkan hiçbir yerden para aramaya gerek yok. 2030'a kadar en az 500 milyar doların üzerinde yapılan yatırımlardan Türkiye'nin bütçesine girecek para vardır. Buna güvensinler dedi. Liralaşma stratejisiyle ilgili Merkez Bankası Başkanı liralaşma stratejisi uygulanması gereken ve Türkiye'nin sonuç alacağı modeldir. Biz dolarizasyonu bitireceğiz. Liralaşma stratejisi işliyor. Kurda bütün fiyatlarda faizler de aynı istikrarda devam edecek. Sistem işliyor ve sistem şu an Bankacılık sektöründe yüzde %60 liralaşmaya doğru gidiyor diye konuştu. Ee, Kavcıoğlu enflasyon tahminlerine ilişkin şunları kaydetti. Enflasyon gerilemeye devam etmekle birlikte önceki enflasyon raporunda sunulan tahmin aralığının üzerinde gerçekleşmiştir. Ay inanmıyorum ben buna. Nerede ya nerede? Bir çarşı pazara çıkın. Ee, ondan sonra tahminlerimizde herhangi bir e, tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek 2023 yıl sonu tahminimizi 22,3 2024 e, sonu tahminimizde yüzde 8,8'de e, sabit tuttuk dedi Türk Lirası cinsi ithalat fiyatları tahminlerimize göre 2,3 puanlık düşürücü etkide e, bulundu diyor Bir de şey demiş e, depremin yaralarını gabar petrolüyle saracağız falan demiş e bir Gabar'a bakalım o zaman. E ne var Gabar'da? Gabar'ın kızları var. Hürriyet öyle diyor. O Gabar'ın kızları. Kim Gabar'ın kızları? Bir, öğrencilerine karnelerini verip yaz tatiline çıkan Aybüke Yalçın hain saldırılarda hayatını kaybetti. Aybüke öğretmenimiz ve jandarma üst çavuş Esma Çevik kimseye zarar vermesin diye imha etmeye çalıştığı bombanın patlamasıyla şehit oldu. Gabar'ın kızları bunlar. Ee, Türkiye Petrolleri Anonim Şirki, Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Bilgin yeni keşfedilen Gabar'daki Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın petrol kuyusunun vanasını açtı. 8 kilometre ötedeki kuyuda Şehit Astsubay Esma Çevik'in adını taşıyor. İşte Gabar'daki petrol kuyularının adlarına e, kuyularına adlarını veren iki şehidin öyküsü. Şehit Aybüke Yalçın çocukluğundan beri e, müziğe meraklıydı. Okuyup müzik öğretmeni oldu. 2016'da Batman'a atandı, müziği öğrencilerine de öğretmek için çabaladı. Kozluk'ta ilk kez müzik sınıfı kurulmasını sağladı. 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit oldu. Daha 23 yaşındaydı. Aybüke'nin adı Gabar'daki petrol kuyusunda yaşayacak. Esma Çevi'nin hayali avukat olmaktı. Hukuk fakültesini kazandı ama maddi imkansızlıklar yüzünden sadece bir dönem okuyabildi. O yıl sınava girip Assubay Okulu'nu kazandı. 2011'de mezun olup üniformasını giydi. Şırnağa atanan Esma, 9 Aralık 2019'da imha etmeye çalıştığı bombanın patlaması sonucu 31 yaşında şehit oldu. Esma'nın da adı artık gabarda yaşayacak. E, bu da Türk milletinin vefası olsun bu iki kızımıza. Ama bu iki kızımız da bize şunu gösteriyor. Nazım Hikmet'in Memleketimden insan Manzaraları destanında, Kurtuluş Savaşı destanında Sözünü ettiği durumu. Kavganın haklı olanı erkek dişi bilmiyor. Bütün halk birlik olmazsa kavga haklı olmuyor diyor Nazım Hikmet. İşte kavgayı haklı hale getiren iki kızımız. Peki e, Gabar'da ne var ne yok, başka ne var ne yok? Onu da milliyette e, Özay Şendir yazmış. Unuttuklarımız Gabar'dan daha değerli demiş. Neymiş onlar? <laughs> Bakalım. Temmuz 1994'te dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, Cudi'ye Türk bayrağı diktik diye açıklama yapmıştı. Bugün Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde Arbena eşliğinde yürüyüşler yapılıyor. İnsanlar Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yere kadar gidebiliyor. <laughs> Eylül 2012'de PKK terörü Beytuş Şebap ilçe merkezindeki askeri birliği hedef almıştı. O saldırıda 10 şehit vermiştik. Ardından Kato Dağı'nda başlatılan operasyonda iki askerimiz daha şehit olmuştu. Bugün Şırnağ'ın bu güzel ilçesi Kato Dağı'nın neteklerindeki zümrüt kaplıcası sayesinde yerli turistlerin yaz-kış gittiği yerlerden biri oldu. Yine Şırnağ'ın Gabardağına bakalım. Ekim 2007'de operasyondan dönen askerlerimiz pusuya düşürülmüş ve 13 şehit vermiştik. Bugün o bölgelerde günlük turlarla gelip dağ yürüyüşü yapıyor insanlar. Hakkari'ye ayrı bir başlık açmak lazım. Terör örgütünden büyük hedeflerinden biriydi Hakkari. 1985'te Serin Karakolu'na düzenlenen saldırıda 9 şehit verdik. 1991'de Çobanpınar Karakolu'nda 6, Taştepe Karakolu'nda 11 şehit verdik. Yine 1991'de Çınarlı ve Çayırlı köylerindeki jandarma karakollarına saldırdılar. 17 şehit verdik. PKK terörü sadece askerlerimizi değil, yol yapımında çalışan işçileri de hedef aldı. Derecik'te 3 işçiyi katlettiler. Temmuz 2016'da Çukurca'daki üst bölgesine saldırının bilançosu 8 şehit 25 gazi oldu. Hakkari artık başka bir şehir. Dünyanın 3. büyük çinko ve kurşun rezervlerine sahip Siirt'e 110 milyon dolar yatırımla kurulan izab ve fabrikasının bir benzerini istiyorlar Çinko'yu işlemek için. Siirt için bir parantez açayım. Eylül 2011'de arabayla gezen 6 genç kıza ateş açılmış ve dördünü öldürmüştü PKK. Hakkari'nin ilçesi olan Yüksekova'da 1990'larda terör saldırılarının dışında terörün yarattığı ortamda çete kuran kimi kamu görevlilerinin de haberleri olurdu. Bugün Sat Buzul Gölleri'nde dağ sporları festivalleri düzenleniyor. 1993'te Bingöl-Elazığ yolunda otobüsten indirdiği 33 silahsız askerimizi şehit etmişti PKK. Bugün şehrin 35 kilometre uzağındaki Haserek kayak tesislerine turistler gidiyor. 11 kilometre uzaklıktaki Ilıcalar beldesindeki kaplıca kaynakları yatırımlar oluyor. 1990'larda olayların ve terörün toplu kalkışma çabasının zirveye çıktığı yerlerden biri Cizre'ydi. O Cizre'de toplam 100 bin kişinin katıldığı müzik festivali yapıldı, sergiler açıldı. Geldiğimiz yer açısından Cizre'yi görmezden gelmek mümkün mü? Mardin'de yaz, yazmazsam olmaz. Terör örgütü 1987'de Pınarcık'ta 16'sı çocuk 30 kişiyi katletmişti. Temmuz 1991'de Midyat'ta sivilleri taşıyan araçlara saldırmış, 19 vatandaşı öldürmüştü. Kasım 2016'da Derik Kaymakamı'nın makamında şehit etmişlerdi. Son 3 yılda sosyal medya hesabınızda Mardin'de çekilmiş çok sayıda fotoğraf görmüşsünüzdür. Bir akraba ya da arkadaşınız mutlaka Mardin'e gitmiştir değil mi? Geldiğimiz yeri anlamak açısından önemli bir ayrıntı. Yürekler ağızla haber bülteni seyretmek ne demek? 1990'ları yaşayanları iyi bilirler. Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Siirt Tağrı, Tunceli, Bingöl'de ve terörün zaman zaman hedef aldığı diğer şehirlerden karakol baskınları, şehit haberleri gelmiyor artık. Bugün 412 yaylada yeniden başlayan besicilik faaliyetlerinin haberleri yapılıyor. Bitlis'ten dünyanın dört yanına kuru domates e ihracatı yapılıyor. Adı hep saldırılarla anılan derecikte kurşunların e değil, yerleştirilen kovanlardaki arıların sesleri var. Sulak arazi terörün değil, on binlerce koyun sütünden mozarella peyniri üretilecek ma e mandaların izi var. Bir arama motoruna Üzümlü karakolu yazın. 1990'larda terör örgütünün birden çok saldırdığı, çok şehitler verdiğimiz karakolun adıdır Üzümlü. Bugün ne olduğunu yazayım. 2018'den biri Üzümlü sınır kapısı açık. Şirketler Irak'tan Hakkari ve Van'a turist getirmede kullanıyorlar o kapıyı. Birden çok kere saldırı deyince dağılıca Aktüt'ün hattında yazmak lazım. Terör örgütü mensupları çarçelederler o alana. Dört parmak işaretiyle saldırılar öncesinde militanların motive edildiği yerdir orası. Bu ülke Şemdinli'ye girmekle övünen medya yüzlerini görmüştü geçmişte. Bu sene 25 Şubat'ta Şemdinli'de deprem ve doğal afet farkındalık toplantısı yapılıyordu. En son 23 Mart'ta Türkiye'de ilk iftar Şemdinli'de yapıldı haberini okumuştum. 1993'te Van'ın Bahçesaray ilçesi Sündüz yaylasında 14'ü çocuk 24 kişiyi katletmişti terör örgütü. Bugün Bahçesaray'da deprem konutları var. Kırmızı Köprü ve Kartal Köyü'nde bulunan Fekiye Teyran Türbesi kilise kalıntılarını ne kadar turist çekiyor diye bakılıyor. Bahçesaray'ın dünyadaki Sitaslov yani sakin şehirler listesine katılıp katılmayacağı konuşuluyor. 1990'ların sonu 2000'li yılların başlarında İstanbul'da düzenlenen kampanyalarla topladığım kitapları Lice'ye götürürdüm. Uçak rötar yaptığı zaman çok zorlanırdım. Zira Lice'ye gidip kitapları dağıtmam saat 14'ten önce Diyarbakır'a doğru yola çıkmam gerekirdi. Aksi takdirde yol güvenliği sorunu nedeniyle gece Lice'de geçirmem gerekirdi. Yazından sonuna gelelim arkadaşlar. En sonuna. Aybüke öğretmen keşke tek olsaydı. Tunceli'ye bağlı Darıkent'te 11 Eylül 1994'te 6 öğretmeni kurşuna dizmişti PKK. Bir ay sonra da Erzurum'un Katranlı ve Taşkesen köylerinde görev yapan 5 öğretmeni kaçırıp 4'ünü şehit etmişlerdi. Unuttuklarımız hiç bilmediklerimiz saymaya yerimizin kalmadıkları gabarda çıkan petrolden çok daha değerli aslında diyor Özay Şendir haklı olarak. Efendim bu akşam bir konser etkinliği var. Konserans demiş Ekrem Ana. Konser anlatı. Ekrem Atar ve konser, konserans topluluğu. Sabahattin Ali'den Ruhi Su'ya sol anahtarı başlıklı bu etkinlik. Bugün saat 20.30'da Tarık Akan Konferans Salonu'nda Ataköy'de yapılacak. Tam bu Marmara Ataköy durağının karşısı. Ayrıca ücretsiz. Ben hani programın başında Ekrem hayır işlerine soyunlu galiba diyor mu ücretsiz oldu. Ekrem şey diyor, 35-40 yıldır bizim korolarımızın şeyleri, konserleri ücretsizdir zaten diyor. Ekrem'in de öyle bir huyu var. Efendim gidelim e, sadece müzik dinlemeyeceksiniz, aynı zamanda e, karşılıklı e, konuşmalar da olacak, tartışmalar. Bir forum gibi düşünün. Bugünlük benden bu kadar. Bitti. Değil mi? Saat geldi. Pazartesi sabah saat 9.30'a kadar lütfen kendinize iyi bakın ama sadece pazartesi saat 9.30'a kadar değil. Biz kazanacağı kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.